En azından şöyle bir başlangıç yapabiliriz ki ligde 15 gol atan, 11 gol yiyen, ligin en az gol yiyen takımıyla oynayacak Ankaragücü. Aynı zamanda Galatasaray lig tarihinde en çok galibiyetini Ankaragücü'ne karşı elde etmiş. Ve aynı zamanda da bu en çok galibiyetin yanı en çok golü de Ankaragücü'ne atmış. Toplam 96 maçta 190 gol Galatasaray Ankaragücü'ne attığı gol sayısı. İç sahada da en fazla yendiği takım. Tüm bu atmosferde bir Galatasaray deplasman maçı oynanılacak ama Galatasaray da iyi gitmiyor. Paris Saint-Germain'den 5-7'ler, 5-0'lık bir mağlubiyet. Şampiyonlar Ligi'nde 2 puanla grup sonuncusu olarak elendiler. Bir Alanyaspor maçı oynadılar. Ki Alanyaspor maçı bence fazlasıyla hak etti. Maç 3-1 bitebilirdi. Tamamen Muslera'ya duacı olunması gereken bir başka maç daha izledik. Ankaragücü sence puan için neler yapmalı? Önce ben Ayça'dan rica edeyim şu Ankaragücü Galatasaray maçının hakemiyle ilgili bir iki cümle sarf edelim. Evet, Ali Şansalan. Ali Şansalan'la ilgili bir iki cümle kuralım. Çünkü Ali Şansalan çok ilginç bir kişilik haline geldi. İlk Ankaragücü maçına, Beşiktaş karşısında Ankaragücü maçına atandığında burada biz konuşmuştuk. Geçen sezonki performansını konuşmuştuk. Böyle sayı 80 küsür tane maç falan vardı böyle. Vardı. 88. İşte bir sürü durum vardı. 34 haftada 88 maç alma başarısını göstermişti. Şimdi Ali Şansalan olayında şöyle bir durum var. Biz programlarımızda 1 Ekim'de başladık seninle. Geldi bu arada abi. 1 Ekim tarihinden itibaren Ali Şansalan hakemimizin yönettiği maçların listesi şu anda ekranda. İzleyicilerimizin dikkatine çekiyor. Ankaragücü Beşiktaş, Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray Çaykur Rize, Gençlerbirliği Kayseri, Ankara Gücü Trabzon maçında VAR hakemi, Fenerbahçe Gençlerbirliği. Şimdi bu hakem arkadaşımız Ankara İstanbul ekseninden çıkmıyor. 6 maçın 4'ünde Ankara takımları var. Ya, zaten ya Fenerbahçe Galatasaray ya Ankara Gücü Gençlerbirliği. Yani bir Beşiktaş var şeyde. Yani ya Ankara Çanakkale bölgesi hakemi. Yani ya bu şehir işte Gaziantep diye takımlar var, Yeni Malatyaspor diye takım var, Trabzonspor var. Ne bileyim yani bir sürü takım var bu memlekette. Yani niye sadece Ankaragücü Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Memleketin Galatasaray, neydi? Çanakkale Çanakkale bölgesi? ile alakası da yok. Hani ligde olmayan bir takım. Yani nedir? Ben anlamadım bu şey. Yani esbabın mucizesini çözemedim. Hani bir fikrim yok. Bu niye nedendir diye hani bir mantık yürütmeye çalışırsın. Bakarsın. Dersin ki hakem çok başarılıydı. Bizim Merkez Hakem Kurulumuzun çok başarılı hakemlere sadece Ankaragücü ve Gençlerbirliği maçlarında mı ihtiyacı var? Başka maçlarda başarılı hakem aramıyor muyuz biz? Başka bir şey daha söyleyeyim. Şimdi Gençlerbirliği'nin geçen haftaki maçını şeyde yedek şey değişti. Özür dilerim. Kafam şey başka yere gitti. Bir önceki hafta oynadığı maçtaki yani yönettiği maçtaki yardımcılarıyla bu maçtaki yardımcıları farklı. Ya Ali Şansalan çok büyük bir hakem. Biz yardımcıları veriyoruz. Beğenmeyince yardımcıları değiştiriyoruz ama Ali Şansalan hep kalıyor. Hata yapınca yardımcı yapıyor. Yani Cüneyt Çakır'ın bile senelerdir yardımcı hakemleri hep aynı. Fırat Aydınus Alex Taşçıoğlu ile çalışır. Ali Palabik bu şeyle çalışırdı. Mehmet Cem Satman'la çalışırdı düne kadar. Şimdi Serkan şeyle çalışıyor. Yani ben anlamıyorum. Yani gerçekten bu Ali Şansalan olayı bir kere gerçekten bir açıklama lazım Bunda bize. bence bir sapma da var. Ali Şansalan'ın orta hakemi, VAR hakemi olduğu da tam açıklanamadığı için belki ondan değişiyor olabilir. Vallahi yok ben hani çok içime sinmediği için söyleyeyim. Bu Ali Şansalan işi tamam. İkincisi Galatasaray iç sahada başarılı bir performans var. Herkes şimdi Galatasaray'ın arkasından atıyor, tutuyor vesaire ama Galatasaray iç sahada 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. Pas başarısı %86, anahtar pasta %55 başarısı var. %30 kenar orta başarısı var. Defansif ikili mücadelelerin 5'te 3'ünü %60'ını kazanır. 35 ortalama dripling yapıyor ve %58 başarısı var. Şimdi Galatasaray iç sahada başarılı bir takım. Yani şimdi beklentileri karşılayamıyor olmakla başarısız olmak arasında bir takım farklar var. Dolayısıyla şunu ifade edebilirim. Ankaragücü için zor maç mı? Zor maç. Çok zor maç.
Ben Ayça'dan rica edeyim, şu Galatasaray'ın şut ve gol tablosu vardı. Gol tablosu diye ben onu kaydetmiştim. Şimdi hazırlanıyormuş. Galatasaray'ın gol tablosunu da alırsak. Şimdi Galatasaray sol kanattan ortalamayı söylüyorum. İçerideki maçlardaki ortalamasını söylüyorum. 34 defa sol kanattan geliyor. 26 defa sağ kanattan geliyor. Şimdi bu izleyicilerimizin aklında kalsın diye tekrar söylüyorum. Kanatlardan gelişi maç başına ortalama 60. Bu gördüğünüz tablo şut tablosu. Goller kırmızı, yuvarlak siyahlar kaleyi bulan şutlar, çarpılar kaleyi bulmayan şutlar. O zaman merkezden mi gol attığı daha çok? Şimdi 60 defa kanattan gelen adamın takımın bütün şutları, neredeyse bütün şutları merkezde. Yani kanattan geliyor ama topu merkeze çıkartabiliyor. Orta başarısı o zaman sıfıra iniyor, geriye çıkarıyor. İlla sıfıra inmesine gerek yok. Bakarsan ceza sahasının dışından, çizgi üzerinden iki tane, hemen penaltı noktasının solunda üç tane golü var. Yani o sıfıra inmek şey yok. O araya attığı ya da oyuncusunun içeriye çektiği durumlarda söz konusu olabilir. Tabii çok sakatı var. İşte Enzonzi de kadro dışı bırakılmış. Andone sakat. İşte Falcao bir oyuna girdi. Hani ne kadar verim verir bilmiyoruz. Falcao'nun bu maçta yedek kulübesinde olması gündemde. Enzonzi dediğin gibi kadro dışı. Andone ve Luyendama da yok. Zaten Luyendama sezonu sakat, kapattı. Bildiğim kadarıyla. Evet. Dolayısıyla bütün bunlar şeyin, Ankara Gücü'nün şeyi. Şimdi bu tablo ekranda kalsın lütfen Ayça. Çünkü ben Ankara Gücü ile ilgili verileri bu tablo üzerinden götürmek istiyorum. Şimdi benim Ankara Gücü'ne geçen haftaki önerim 4-6-0'dı. Yani forvetsiz oyun. Forvetsiz oyundu. Bu hafta Ankara Gücü'ne 4-6-0 önermiyorum. Kesinlikle öneriyorum. Öncelikle Orgil'in 3 tane sarı kartı var. Orgil sarı kart sınırında. Önümüzdeki hafta Antalya deplasmanı var. Nispeten puan alma ihtimali daha olan bir deplasman olduğu için Orgil'i bu hafta dinlendirmesini ve 4-6-0'la yoğun bir orta saha, hatta 5-5-0 gibi de düşünülebilir o. Yani 4-1'deki 5-5-0 gibi ama 4-6-0'dır prensibi. Sadece İlhan'la ileriye, İlhan'la derken bu maç boyunca da aynı kişiden bahsetmiyorum. Hı hı. İlk 15 dakika İlhan'la çıkarsınız, sonra 5 dakika Sedat'ı çıkartırsınız ona. Yani orada bir sürü alternatifiniz var. Kantaros'u çıkartırsınız ona. Hatta geçen hafta da söyledim ya, maçın sonlarına doğru taze kuvvet Berke'yi bile atarsınız ona. 4-6-0'ın altısında Berke değişikliğini sağladıktan sonra onu da temiz bir ayağı olduğu için öne doğru gönderme şansınız var bir 5-10 dakikalığına. Benim şahsi beklentim şeyden, Mustafa Hoca'dan ciddi bir savunma futboluyla sahaya çıkması. Savunma futbolunda gol yememek üzerine çaba sarf etmesi ağırlıklı olarak. Çünkü Galatasaray'ın gol istatistiklerine bakarsanız maç başı 2 istatistiği var evinde. Ama genel olarak da 14 maçta 15 gol atan bir Galatasaray var. Yani şimdi iç saha dış sahayı yapıyor olmamın sebebi de bu Mert. Yani iç sahadaki maç başına ortalama 2 gol istatistiğini görünce deplasmanda neredeyse gol atmıyor gibi. Ama şimdi maçımızı biz şeyde yapıyoruz. Tabii iç sahada olduğu için. Şeyin iç sahasında yapıyoruz. Türk Telekom Stadyumunda. Bir de ben şuna ek yapayım Gökalp abi. Ankara Gücü 17 gol yemiş. Kayseri Spor'la beraber son 6 haftada tek bir puan dahi alamayan Ankara Gücü. Yani gerçekten hani defansı iyi dediğimiz Ankara Gücü'nün de büyük handikapları artık var yani. Yani o defansı iyi çözebilmek çok zor. Bak şimdi şu tabloya bakarak söylüyorum ben şimdi. 4-6-0'da sizin özelliğiniz ne? Orta sahada zaten savunmanızı biraz kendi yarı sahanıza aldığınız için orta sahada özellikle göbeği sıkıştıracaksınız. Göbeği sıkıştırdığınızda o şutların ortalama şutlar gelmeyecek size. Daha az şut gelecek. Hedefiniz bu. Dördün önündeki 3, hani 4-6'nın o 6'nın 3 tanesi şey gibi şuraya girecek. Şu 3, yani 7'li defansa dönme şansınız olacak bir anda. Bu 7'li defansı eğer kanattan gelişlerde biraz da kapatırsanız şuraya ya da daraltırsanız oyunu hangi kanattan geliyorsa çok ciddi olarak şut şansı vermeden maç bitirmeye doğru gidersiniz. Benim beklentim dolayısıyla bu. Ha nasıl olur? Driplingleri çok yüksek olduğu için de şöyle bir problem var. Galatasaray'da dripling 35 ortalama driplingle geliyor. Top sürmeyle geliyor. Hem pas yüzdesi yüksek hem dripling başarısı yüksek. Bunu ancak kalabalıkla çözersiniz.
Yani açık alan, açık saha, böyle boş alan bırakırsanız Galatasaray maçında. İşler zaten, kötü olur, evet. Zaten Avrupa Kupası'nda hani umduğunu bulamayan ve bir sürü sorunu omuzlarında taşıyan Galatasaray'ın patlama noktası haline gelirsiniz. Hele ki böyle maçın başında, Göztepe maçında olduğu gibi bir gol, iki gol falan gelirse artık Galatasaray'ı evet. kimse tutamaz. Ankara gücünde de çok şey burada yapılır. Enzonzi'nin oynamaması bence büyük bir avantaj Ankara gücü adına. Çünkü bu demek oluyor ki Seri oynayacak o bölgede. Evet. Donk da Luyendama'nın yerinde oynadığı için eksikliğinden ötürü. Seri'nin de hücum performansının çok düşük olduğu ortada. Seri'nin herhangi bir performansı, yok daha yani. Doğrusu. Kafa topu alamıyor, boyu kısa. Pas alışverişinde o kadar iyi değil. Yani büyük bence çok Ankara gücü için bugün en güzel haber Enzonzi'nin kadro dışı bırakılması. Orta sahayı kalabalık tutarsak, defansın merkezini kalabalık tutarsak Ankara gücünün puan alma ihtimali var. Ama tekrar söylüyorum, ben Orgil'i oynatmam. Bir kere herkes Orgil'i planını artık bütün Türkiye, hatta mümkünse bütün Avrupa bildiği için artık rakibi şaşırtacak dizilişler lazım. Rakibi şaşırtacak ortalamalar lazım. Mesela en şaşırtacak ortalama ne biliyor musun mesela? Maça Orgil'le çıkarsın, Orgil'i ön libero'ya koyarsın. Herkes, o bayağı şaşırtır. Herkes şaşırır orada. Orgil de şaşırır. Ama burada amaç şu. Şimdi rakip bir düzenle başlıyor maça. Diyor ki şimdi ben çıkıyorum, atıyorum 4-1-4-1 oynayacağım diyor. Ve 4-2-3-1 oynayacağım diyor Fatih Terim. 4-2-3-1'de diyor, gerideki 4'te ortadaki ikili işte şey geliyor, Orgil geliyor, yüksek top atıyorlar Orgil'e. Onu diyor iki stoperle kapattığım zaman diyor ön libero'nun da gelmesi lazım diyor. Demek ki diyor Orgil'i bir ön libero, bir spor. Yani anlatıyor kendi kendine. Maç başladığında eğer Orgil'i siz sahada görmez veya stoperde görürseniz, ön libero'da görürseniz, defans kurgusu diye anlattığınız, maçtan önce bir hafta çalıştığınız, bir hafta konuştuğunuz şey ortadan çöp kalkıyor. Olur. Doğru. Seninle aynı görüşte bir izleyicimiz daha var. Doğan Bey, çok haklısın Gökalp abi. Orgil oynamamalı diyor. Seri de sakatmış bu arada, bilgilendirme yaptı Doğan Bey. Uygar Ceran da diyor ki, umarım Mustafa Kaplan sizi izliyordur. Programlarımızı izlediğini biliyoruz. Güçlü Yorum'a bağlandı en son Mustafa Kaplan. Vallahi, yayınları yani, seyrediyordur. Şimdi şunu söylüyoruz, yani kimse yanlış anlamasın. Hiçbir hocamız da, sadece Mustafa Kaplan da değil, hiçbir hocamız yanlış anlamasın. Ya bu işi bizden çok çok iyi bildiklerine ben inanıyorum zaten. Ya inanmasalar onlar orada, şimdi hani abartı, Fatih Terim için söyleyeyim. Milyon eurolar kazanırken Mustafa Kaplan o kadar kazanmıyordur. Ama şimdi ben şimdi biraz da hani Galatasaray'ın başarısı için konuşuyor olsam, ben Fatih Terim'e de burada tavsiyelerde bulunacağım. Hani ben ondan daha iyi biliyorum diye değil. Benim şahsi görüşümü anlatıyorum ben. Benim şahsi görüşüm, Galatasaray deplasmanında bir puan çok çok büyük başarıdır şu mevcut durumda. Bu bir puanı alabilmek için, çok çok büyük başarıyı gerçekleştirebilmek için defansif bir yoğunluk gerekiyor. Ben 4-6-0 öneriyorum. Hoca 5-4-1 çıkar. Bilmiyorum. 4-2-3-1 çıkar ama kanatları da geri alır, 4-4-2-1 gibi bir şey yapar kendine. 4-4-1-1 yapar, CEO'yu en öne atar, bir şey yapar. Yani tabii ki hoca bilecek bunları, ben bilmiyorum. Ben diyorum ki benim gördüğüm şöyle bir durumlar var. İstatistikler bana bir şey söylüyor. Kanatlardan geliyorlar, merkeze dönüyorlar. İstatistikler bana, tablo, az önce gösterdiğim tablo bana bir şey söylüyor. Şut açıları genelde merkezde. Ve içeride ortalama maç başına attıkları gollere dikkatini çekerek söylüyorum. İçeride ortalama yaptıkları işlerde şutlarla bu gol şeylerini, sayıları da gördük. Şu anda geldi. 4 tanesi 6 pas içerisinde. Evet. Bakın bu genel gol ortalaması. 4 tanesi 6 pas içerisinden. 4 tanesi ceza sahası içerisinden. 2 tanesi ceza sahası çizgisinden. Şimdi siz bu 6 pastan 4 tane şut attırırsanız illa 2 tanesi gol olur. Gol olur. Yani ne Korcan'ı koyarsınız oraya, ne Bekleviç'i koyarsınız, ne işte ben geçsem kaleye hiç fark etmez. Ligin en fazla kurtarış yapan kalecisi Korcan ama yediği gol sayısı da tabii defansın da özellikleriyle ortada. Şu tablodan ne anlıyoruz biz bu tablodan? İşte hani benim şu anda söyleyebildiğim, yani hani yorum yapabildiğim kısım burası. Bu tablodan ben diyorum ki merkezi ben kalabalık tutarım. Galatasaray'ı şuraya sokmamak için elimden geleni yaparım.
Ha dışarıda 40'tan vurdu gol oldu. Yani herkesin başına da yani 3 tane adam dikiyor ama maç 11-11 oynanıyor. Gökalp abi, merkezi kapattı Ankara Gücü. Galatasaray'ı bir müddet durdurdu. Maç 0-0 gidiyor. Burada bir yorum var. Emre Yücel izleyicimiz. Ankara Gücü en az 2 ya da 3 gol atabilir mi? Yani B planı olarak. Tamam, maçı 0-0'da tuttu. Ama 2-3 gol üretecek planlar yapabilir mi? Buna ek Mustafa Paşa Yiğit de şöyle demiş. Orgil'in sağ kanat oynaması mantıklı olabilir Aydın yerine demiş. Orgil takımdaki en hızlı oyuncu. Kanat organizasyonu gerçekleştirilebilir mi acaba diye eklemiş. Uygar Ceren de Orgil kanat oynayabilir diye ekleme yapmış. Bu arada tüm yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. İnteraktif bir yayın olması hem bizim açımızdan hem sizin açınızdan daha zevkli. Onun için videoyu da beğenmeyi, canlı yayınlarımızı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şimdi Orgil'in kanat oynamasıyla ilgili şey, Orgil oynamasın derken iki sebepten söylüyorum. Bunlardan bir tanesi ezber bozmak, bir tanesi 3 sarı kartı var. Yani şu sarı kartı almak için çok iyi bir maç değil bu maç. Ya bilsem ki sarı kart yemeyecek, böyle bir garanti olsa tamam sağa koyalım. Sağ açıkta işte Aydın'ın yerine olur. Aydın da dönüşümlü olur. Aydın'ı hamle oyuncusu gibi Orgil'in yerine 70'te sokarsınız. O olur. İtiraz etmiyorum. Ben Orgil bu takımda oynamaz demiyorum. Ben Orgil'i Antalyaspor maçına saklayayım istiyorum. Çünkü Antalyaspor'da deplasmanda bir tane golü Orgil bir şekilde böyle vuruşla şeyle bulursa Antalya maçından beraberlik, hatta galibiyet çıkma ihtimali var. 3 puan fark var arada Antalya ile Ankara Gücü. Antalya'yı da oraya çekmek bakımından önemli. Antalya birebir rakibi. Onu yani oradan alacağı bir 3 puanla Antalya ile puan eşitleyecek. Yani o açıdan söylüyorum ben. Orgil konusu oradan. Yoksa Orgil bu takımda oynamayı hak etmiyor demiyorum. Yani evet. Orgil bu takımda santraforda oynar, sağda oynar. Yani oynar. Bir sıkıntı yok. Evet. Doğan Bey, bu maçta Orgil'i oynatmak puan alabileceğimiz Antalya'yı veya Denizli'yi riske atmaktır. Orgil kesinlikle oynamamalı. Senle tamamen birebir aynı düşüncede. Gökalp abi de zaten aynılarını söyledi. Aynı kanaatteyiz, evet. Facebook'ta da Seçkin Çorak iyi akşamlar diyor. Göztepe'yi mutlaka yenmeliyiz demiş. Gençler Birliği'nden bahsediyor sanırım izleyicimiz. Suat Yılmaz da iyi yayınlar demiş. Engin Kocabıyık ve Orhun Ünsal da izliyor. Facebook'taki yorumlara da ara ara değinmek istiyorum. Şimdi Galatasaray'da Gökalp abi, Belhanda ve Adem Büyük'ün de bir sarı kart sınırında olduğu bir durum var. Sen de bunu önemsiyorsun. Onların performansı adına etkiler mi onları? Ki Belhanda ile Adem Büyük Alanya Spor maçının Muslera'dan sonraki en etkili iki ismiydi. Adem Büyük'ün baldır çekmesi vardı. İyileşip iyileşmediğini bilmiyorum. Yani maça kadar, o son dakikaya kadar da belli olmaz. Berhanda'nın 3 sarı kartta olması Galatasaray için çok büyük bir şanssızlık. Keşke 4 sarı kartta olsaydı. O kadar mı diyorsun? O kadar söylüyorum. Berhanda'nın dahil olduğu bir maçı Galatasaray'ın rahat kazanması mümkün değil. Evet. Oscar Scarione durumu nedir? Furkan Seyhan, bir durumu var mı? Var. Oscar Scarione yok. Yani Mustafa Hoca söyledi zaten. Artık Scarione'ye sorusu sormayın dedi bana. Scarione, evet, sorusunu tamamen kapatmıştı Mustafa Kaplan. Artık yani futbolcusu ama sözleşmeli futbolcusu sadece. Sakat, oynayamıyor adam. Aynen, sakat. Şey. Hatta futbol hayatı tehlikede. Aynen. Uygar Ceren, Cebrail ilk 11 başlamalı mı sizce? Ben uygun maç olmadığını düşünüyorum Galatasaray maçının. Şimdi maçı baştan tutmayı düşünün. Yani benim kafamla maça çıkarsak, maçı tutmaya, 0-0'a maçı götürmeye çalışırsak, Cebrail'in 75-80'den sonra oyuna dahil olması, hatta belki 70'lerde oyuna dahil olması, yorulmalara bağlı olarak söylüyorum bunu. 70'ten sonra oyuna dahil olması daha çok verim verir. Önce maçı tutmaya çalışıyorsak. Ama şunu da ifade edelim. Cebrail genç nispeten. Koşan bir oyuncu. 4-6-0 veya 4-5-1 gibi bir oyunda Cebrail'i sağda tutayım, Orgil'i oynatmayayım, Cebrail sağı tutsun, sağda hem ileri hem geri baksın şekline girerse Ankara Gücü, olmayacak şey değil. Evet. Şöyle bir istatistik vardı Gökalp abi. Senin de yorumunu merak ediyorum. İkili mücadele kazanma yüzdesi en düşük Ankara Gücü'ymüş. Süper Lig'de %47 ile. Bunu güçlendirici, yani yine ilginç bir olay. Belki Ankara Gücü adına bu durum çok kötü. Ama top kapma yüzdesi en düşük ekip de Galatasaray. Yani rakibi, onlar da %56. Birisi ikili mücadele kazanamıyor. Diğeri de top kapamıyor. İlginç bir iki takımın mücadelesi olacak.
İşte orta sahada ne kadar boğarsak, maçı orta sahaya boğarsak, yani top kaleden ne kadar uzak olursa gol yeme şansınız o kadar azdır. Yani sizin ceza sahanız, işte bütün goller ceza sahası, bütün goller demeyeyim, oradaki gollerden iki tanesi dışında, hı-hı, ceza sahası çizgisi ve içerisi. Öyle mi? Öyle. Siz ceza sahası çizgisi ve içerisine topu sokmayıp dışarıda tutarsanız gol yeme ihtimaliniz o kadar azalır. Evet. Bunun için de yapmanız gereken şey, yani şimdi o en uç noktada G, yani en alttaki kırmızı noktasından gol yerse, hani artık yapacak bir şey yok yani, çok iyi gelmiştir oradan, yenmiştir falan, yani sonuçta top yuvarlak, bu şeyi bir şey yapamayız orada. Ama yani içeriye sokmadığınız zaman gol şansını çok azaltıyorsunuz Galatasaray. Ben de diyorum ki ya ortayı merkeze tutalım, kalabalıklaştıralım. Biraz ceza sahasının dışında tutalım. Ceza sahası çizgisi bizim kırmızı çizgimiz olsun. Ceza sahasının dışında tutalım ve kanatlardan gelişte veya sıfıra inişlerde blok halinde ceza sahasını 7 futbolcuyla, 8 futbolcuyla ceza sahasının içerisinde olursak yine gol şansı, şut şansı vermeden atlatabiliriz. Gökalp abi, Ankara Gücü'nü kapatıp Gençler Birliği'ne geçeceğiz. Sadece son iki soru, onlara da kısa kısa cevabını alabilirsek. Doğan Bey, sizce nasıl bir 11 ile çıkılmalı demiş. Furkan Seyhan'da bir sorum daha olacak. Sizce Mustafa Kaplan'ın oyunu bu elde olan kadroya uygun mu? Şimdi hocalar kafalarındaki oyuna takımı götürmeye çalışırlar. Takımın olduğu yere kendileri uymazlar. Hoca transfer ederken de, hoca getirirken de zaten buna bakarak getirir. Yani bizim adımız Hıdır, elimizden gelen budur, şimdi buna uygun hoca getirelim diye gelmez hoca. Hoca takımı bir yere götürmeye geliyor. Dolayısıyla Mustafa Hoca'nın oyun yapısına uygun mu kadro değil. Ama bu kadro çalışacak, çabalayacak, Mustafa Hoca'nın istediği futbolu oynamaya çalışacak. Başka şekli yok mu?